Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz kara kızımız Gurk olmuş. Öncelikle Gurk olup olmadığından emin olalım. Arkadaşlar bu kara kızımız yaklaşık 3 gündür burada boş yatıyor. Altında sahte yumurtayla yatıyor. Ben bu süre zarfında kümesime yeni bir ırk düşündüm. Maviciler gibi yetişkin tavuk satın almaktansa yumurta olarak aldım. Yumurta alıp kendim çıkarıp kendim büyütmek istedim. Zaten kümesimin en sevdiğim yönü de bu. Cici olarak hızlı bir şekilde büyütebiliyorum. Şimdi bu kızımızı dışarıya çıkaralım. İçinden sahte yumurtaları da alalım. Hal ve hareketlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Tavuğumuz Gurk. Sizler de bu videoyu izleyerek kendi tavuğunuzun Gurk olup olmadığını anlayabilirsiniz. Hemen Gurk tavuk nasıl gözükür onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Arkadaşlar Gurk tavuk sürekli Gurk diye ses çıkarır videodaki gibi. Tüylerini kabartır. Horozu yanına yaklaştırmaz. Gurk tavuk kendini bu şekilde belli eder. Ve sürekli follukta yatar arkadaşlar. Boş da olsa yatar. Şimdi yumurta olarak aldığım ırkı açıklayayım size. Facebook üzerinden Halil Yavuz arkadaşımdan sakallı Habeş yumurtası satın aldım. Fazla almadım. 5 tane aldım. Bu tavuğumuz küçük çünkü. Altına anca sığar diye düşündüm. 5 tane Habeş yumurtası aldım. Hemen folluğumuza o yumurtaları yerleştirelim. Kızımız rahat durmuyor. Sürekli bir deliğe girmeye çalışıyor. Bir kız kardeşi daha vardı hatırlıyorsunuz. O da teneke follukta Gurk yatmıştı. Başka yerde yatmamıştı. Bu kızımız da aynı şekilde teneke folluğu tercih ediyor. Onu da kırmayacağım. Burada yatıracağım. Teneke folluklara sadece bu tavuklarım Gurk yatıyor. Şu an bu görmüş olduğunuz teneke folluğa bu kızımız sadece yatıyor. Diğer tavuklar bu hanımefendi Gurk yattığı için bu tarafa yaklaşmıyor. Başka yerde yumurtluyor. Evet şimdi Gurk tavuğumuzu serbest bıraktım. Gidip nasıl yumurta üzerine yattığını hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi
Kara kızım 5 yumurtayı çok rahat bir şekilde altına aldı ve Gurk yatmış oldu. Şu an bu kara kızımızın altında 5 tane sakallı Habeş yumurtası var. Arkadaşlar, Facebook üzerinden Halil Yavuz arkadaşımdan aldım bu yumurtaları. Halil Yavuz arkadaşımın Adana içi, Adana dışı fark etmez hayvan alım satım sayfası var, grubu var. Sadece hayvan alım satım için oluşturulmadı o grup. İçerisinde hayvan hastalıkları ile ilgili bilgiler de paylaşılacak arkadaşlar. Eğer sizler de isterseniz o gruba dahil olabilirsiniz. Grubun adı Adana Tavuk Alım Satım ve Bilgilendirme Sayfası. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi yumurtaları elimle kontrol edeceğim. Daha sonra gurkumuzu rahat bırakacağım. Evet, çok rahat bir şekilde altına almış 5 yumurtayı. Hiçbir problemi yok. Bu gurkumu rahat bırakıyorum. İnşallah hayırlı çıkımlar alırız. Yavaş yavaş bahar ayındayız. Hep beraber takip edeceğiz. Bakalım Habeş yavrularımızdan kaç tane cici çıkacak? Bakalım bu 5 tane Habeş yumurtamızdan kaç tane yavru alabileceğiz? İnşallah hepsi çıkar. Evet, bu grubumuzu bastırdık. Bu iki anacımız yumurtluyor. Yakında yine guruk olacaklar. Civciv büyütme kafesimizde civcivlerimiz büyümeye devam ediyor. Maşallah yumurtalarımız birikiyor. Burada da aynı şekilde birikiyor. Burada da kuaför kızımız deli bir şekilde yatmaya devam ediyor. Onun da önünü kapatalım. Yemini yedi, suyunu içti. Ha, şu konu hakkında da bilgilendiririm arkadaşlar. Eğer böyle bir serbest folluğunuz varsa, gurkunuz ne zaman yemek yemeye çıksa başka tavuk gelip yumurtaların üzerine yumurta yapabilir. Bunu önlemek için folluğunuzun önüne böyle bir tel çekebilirsiniz. Tamamen kapatmayın, havasız bırakmayın. Ben yaptığım sistemi hemen size anlatayım. Gurku sabah işe gitmeden önce bir 5 dakika dışarıya atıyorum. Pisliğini yapıyor, yemini yiyor, suyunu içiyor arkadaşlar ve hemen yerine kendi koşuyor. Bu süreyi 5 dakikadan fazla yapmamaya çalışın. Bunun dışında akşam eve geliyorum. Gece 10-11 arası tekrar bir 5 dakika serbest bırakıyorum ve tekrar önünü bu şekilde kapatıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Kara kızımız Gurk yattı. Şu an çok mutluyum. Allah sizlere de bu duyguyu nasip etsin arkadaşlar. Sürekli tavuklarım Gurk oluyor. Hani bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Sizler için Gurk bastırıyorum. Ve sizler için Gurk bastırma videolarım sürekli gelecektir. Hep beraber yeni civcivler büyüteceğiz. Kümesimizde kalan kalacak, kalmayan gidecek. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince hepsini çekeceğim. Kızımı da duydunuz. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bana bildirim gelmiyor diyorsanız abone ol butonuna tıkladıktan sonra yanında çıkan çan işaretine basarsanız yüklemiş olduğum bütün videolardan haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Video sonunda yine sol üstte yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Hoşça kalın arkadaşlar.